Efendim satır arasından herkese merhabalar. Batı felsefesi üzerine gerçekleştirmekte olduğumuz külliyatımıza adım adım devam ediyoruz. Bugün atlayacağız otobüsümüze, akılcılık yolculuğuna çıkacağız. Ve bu yolculuk içerisinde bizlere John Cottingham bir manada referans olacak. Akılcılığın tarihsel kökenlerinden başlayarak Batı dünyasındaki etkileşim sürecine kadar geniş bir perspektifte ele almış olan yazarımız, bu manada akılcılık üzerine yazılmış önemli eserlerden birinin altına imza atıyor. Akılcılığı kavrayabilmemiz adına tarih yolculuğuna çıkmamızda bizlere yardımcı olacak bu hafta. Ama akılcılık deyince hemen yanlış anlaşılmaması gerekiyor, çünkü Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bizlere vermiş olduğu en büyük nimet elbette ki akıl. Bilginin kaynağının sadece akıl olduğu düşüncesinden yola çıkarak akılcılığa dönüşmüş bir anlayış biçimi ise tüm felsefecilerin döne döne bir başka problemle karşılaşmasına vesile olacak ki bu manada akılcılığı bir daha ele almak gerektiğini göreceğiz. Akılcılık, her bireyin eşit ve değişmez, ussal ve mantıksal ilkelere sahip olduğunu gösterir, diyor akılcılar, en baştan başlamak gerekirse. Ancak her bireyin eşit ve değişmezlikleri arasında inançlar ve bu inançların gereklerini ortaya koyan usul ve erken bir manada geri planda tutulduğu gibi bir dönem deneyiciliği reddeden bir yanı ön plana çıkıyor. Bu durumda bazıları da her ikisini de kabul etmek lazımdır, deneyleyemediğimiz bazı şeyler aklımıza yatması da vardır demek zorunda kalsalar da a priori, yani deneyden öncesine anlamına gelen ve deneyle kanıtlanamayacak olayların da kabul edilmesi gereklidir, bu da akıllıca bir şeydir diyenlerin arasına Hristiyan dünyası da arada bir katılıveriyor. Sebep, Hristiyan metafiziği bu kavramdan yararlanarak üçlü teslis inancının yeryüzünde akılcı bir şey olduğunu anlatma gayretine ulaşmaya çalışıyor ama ne yazık ki akılcılar bunu da reddediyorlar. Gerçeğin sezgisinin mümkün olduğunu söyleyenleri de göreceğiz bu yolculukta ama bir zaman sonra bunun da rasyonalizme dönüştüğünü ve görmediğim şeye niye inanayım ki diyen bir anlayış ortaya koyacak. Hristiyan dünyanın elinde tutmaya gayret ettiği devirden çıktıkça ve Batı dünyasında son döneme doğru yaklaştıkça akılcılığın özellikle yeni bilim anlayışının temel argümanlarından biri. Gelin bakalım, bu argüman gerçekten bir nimet olan aklın nimetinden mi faydalanıyor, yoksa bizzatihi akla verdiği önemle insanı mı yok sayıyor? Akılcılık elbette yeni bir mefhum değil. En başından başlarsak eğer Siyer-i Nebi'de felsefeciler bölümünü hatırlayacaksınız. Onlarla ilgili daha çok beyanatlarımız olacak Allah nasip ederse. Bunlardan en önemlisi, M.Ö. 4. yüzyılda Aristoteles, akılsallığı insanı tamamlayıcı bir özellik yapan bir insan doğası kuramı ortaya koyduğunu ve insanın akılsal bir hayvan olduğunu beyan ediyor. Başka bir gezegenlerde yaşam olduğuna inanabilirim ve bu inancımı da gerçekten doğru olabilir. Ancak bu inancım bilgi olarak kabul edemez. Öyle görünüyor ki bilgi doğru inancın daha da ilerletilmesi gerekliliğini ifade ediyorlar. Şimdi bir ifadeye daha yer vereceğiz, öyle bir çözümlemeye geçeceğiz. Çünkü bu arada Platon, Aristoteles'in akılcı anlayışına eklentiler sunuyor ve şöyle diyor. Gerçek bilginin duyular dünyasından ayrılarak kavranabilir dünyaya geçmeyi gerektirdiği görüşünün üzerinde durmaktayım. Şimdi hakikatte duyular ve gerçekler arasında bir bilgi oluşturuşu ve bir bilginin varlığından bahsediyoruz ama duyularımızın sadece 5 organdan oluştuğunu kabul etmek bu manada akılcı felsefenin daha başından bir şeyi eksik yapmasına vesile olmuş oluyor. Gerçek dediğimiz şeyi sadece bu 5 duyudan hareketle elde edildiğini kabul edersek akılcılık doğru bir minvale evrilmeli ya da dönüşmeliydi. Ama ne yazık ki öyle olmadı ki bütün felsefeciler
akılcı olmalarına rağmen bir noktada bir türlü birleşemediler. Çünkü gerçek dediğimiz beş duyunun ötesinde var olanların varlığını henüz görmesek de biliyoruz anlamını ulaşmayı gerektirir. Bunu bir örnekle şöyle ifade edebiliriz. Seni gerçekten seviyorum dediğimizde sen kelimesinin içerisinde gizli bir ben vardır. Çünkü sonda cümlemiz seni seviyorum da öyle bir imge ile biter. Ben seni seviyorum. Ama cümlede ben kelimesi yoktur. Sözün kendisinden bir benin ve karşısında bir muhatabın olduğunu anlarız. Duyular konusuna geldiğimiz zamansa karşımızdaki insanın bizi gerçekten sevdiğini ama tamamen rasyonalist bir bakış açısıyla sevdiğini asla bilemeyiz. Buna inanırız. Platon'un devletteki amacı diyerek devam eder yazar. Adil devletin zorunlu olarak gerçek bilgiye sahip olanlar, filozoflar tarafından yönetilmesi gerektiğini göstermektedir. Betimlenmiş olduğumuz toplum, ta ki filozoflar kral oluncaya kadar hiçbir zaman bir gerçeklik olmayacak ve insanların sorunlarının sonu gelmeyecektir, diyor. Eğer konuya bu mantıkla bakıyor ve felsefecilerin akılcılık üzerinde verdiği uzun emeklerin devlet yönetimi diye tabir edildiği o geniş coğrafya hitabetlerine bakacaksak şu çözümlemeyi yapmaya mecburuz. Konuyu devlet bazında ele almak insanların hoşuna gidiyor olabilir. Oysa ki insanların varlığı evvelleri öngörülerini içermektedir. Dolayısıyla devleti yönetecek bir adamın daha çocuk gençlik yaşlarında bunun yapıp yapamayacağı anlaşılır. Demek ki öngörüler bilgide bir kaynaktır. Platon burada devlet kavramını ön planda tutarak felsefecilerin genel olarak düştüğü tuzaklardan birine düşmüş olur. Bir paradoks diyagramı çizmeye başlar. Çünkü felsefede ya en büyük yahut da en küçük konular ele alınmıştır. İlerleyen bölümlerde göreceğiniz üzere en büyüğün içerisinde en küçüğün imgeleri, en küçüğün içinde ise en büyüğün izleri bulunabilir. Tarihler miladı geçip 1600 yıllara ulaştığımız zaman Descartes akılcılık anlamında şu cümlelere yer veriyor. Yıllar önce farkına vardım ki çocukluğumdan beri çok yanlış kanıyı doğru olarak kabul etmişim. Ve yine şimdiye kadar sağlam olmayan ilkeler üzerine inşa ettiklerimin son derece kuşkulu ve belirsiz olduklarını anladım, diyor. Böylece yaşamının akışı içinde bir kez daha önce kabul ettiğim tüm kanıları bir kenara bırakmam gerektiğini ve eğer bilimlerde sağlam ve kalıcı bir şeyler ortaya koymak istiyorsam her şeye en temelinden yeniden başlamam gerektiği yargısına vardım, diyor. Peki burada kanıların varlığına reddiyenin içerisinde gerekli olan bu yeni arayış eskiye ait olmaması gerekmez mi? Ancak Descartes'in yaptığı tüm çalışmalarda eskiye kıyaslar ya da eskinin üzerinden yeni bir şeyler koyma mecburiyeti doğuyor. Öyleyse insanoğlunun yepyeni bir ekole imza atabilmesi dahi ancak daha önce yapılmış çalışmalar ve bilginin kökenleriyle yakinen ilişkili olduğunu anlıyoruz. Bu durumda esas olan şey elimizin tersiyle geçmişten gelen bütün bilgiyi itmek değil, bu bilginin doğruluğunu inanıp ya da inanmamak üzerine daha iyisini yapma gayretini göstermek. İşte bu durumda akıl bir amaç olmaktan çıkıp araç olmayı gerektirir. Ama akılcılıkta temel olan şey ise aklın bir araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüşme sürecidir. Descartes bu kuşkucu bakış açısını 3 dalgaya bölüyor. Ve en özetiyle şunu söylüyor. Diyor ki 1. Ben tanıkları reddediyorum. İlkinde duyuların tanıklığına başvuru reddediliyor ve zaman zaman fark ettim ki, diyor, duyular beni yanıltmaktalar ve bizi bir kez bile yanıltmış olsa bunlara güvenmek hiçbir zaman ihtiyatlı bir yaklaşım değildir. İkinci olarak diyor ki, elimde bu kağıt parçasını tutarak ateşin yanında oturuyorum sanısı ilk bakışta o kadar açık bir yargı gibi görünmektedir ki
Bundan ancak bir deli kuşkulanabilir. Ama düş görüyor da olabilirim. Bu durumda yargım yanlış olacaktır. Ve sonra üçüncüsünü ekliyor. Diyor ki en çarpıcı olarak. Kuşku ortaya çıkartıyor ve diyor ki varsayalım ki yanıltıcı bir tanrı var ve bu tanrı ne zaman 2 sayısına 3 eklesem veya karenin kenarlarını saysam dizgisel bir biçimde beni yanıltmaktadır. Eğer böyle kötü huylu bir cin varsa diyor haşa ki bu olanaklılığın karşılığını kanıtlayamam. Bu durumda hiçbir şey kuşkudan arınmış görünmüyor. Peki Descartes'in ortaya koymuş olduğu bu üçlü yapı için ne diyebiliriz? Bu kuşkunun doğasında var olan bir gerçek. 1. Tanıkları tamamen reddetmek. Ancak tanıkları reddederken salt akılla konuşmak asla mümkün olmayacağından dolayı bu tanıklar için bir ön yargı oluşturmaktadır. Ve aynı zamanda insanın doğal olarak yeni bir sorununa kapı açar ki insanın kendi aklının tanıklığı nereye konacaktır? Evet, bir başkasının tanıklığını kabul etmiyorsunuz ama bu anda kendi tanıklığınıza inanıyorsunuz. Descartes sözüm ona bize bir cevap vererek diyor ki belli olmaz belki ben de yanılıyorumdur. Yani yargının reddini ortaya koyuyor. İşte bu durumda doğruyla yanlışın birbirine karıştırılabilmesi söz konusu. Üçüncüde ise Tanrı düşüncesinin reddi mümkün olmayınca mecburen varmış gibi yapmak söz konusu oluyor. Şimdi kuşkunun doğasında bir gerçeklik var ki aslında Descartes bizlere ruh ve ruhun karşısında onu Rabbinden uzaklaştırmak isteyen şeytanın işte bu üçüncü maddede var olan değerle bize yanaştığını, yargının reddiyesinin nefis olduğunu, tanıklığın reddininse kendi aklının bir şey ve yaratılmış olduğunu unutulmasına sebep oluyor. Descartes, Platon gibi eğer doğru bilgiye ulaşacaksak zihnin kendini duyulardan kurtarması konusunun üzerinde durarak işe başlamış. Peki kurtulmaya gayret etmek yeni bir zorunluluğu doğurmaz mı? Önemli olan bir şeylerden kurtulabilmek değil, önemli olan elinizde olanları nasıl yapabileceğinizi bilebilmektir. Matematiğin rolü konusunda önemli bir isim olan Descartes, tüm bilgiyi dizgisel bir birlik olarak anlamaktadır. Felsefe bir ağaca benzer der. Öyle ki metafizik köklerini, fizik gövdesini, diğer bilimler de dallarını oluşturur. Peki bu felsefe ağacın aslında kabuğu desek daha doğru olmaz mı? Zira fizik ve metafizik asla ve katiyetle birbirinden ayrılmayacağı bugünkü bilim araştırmalarıyla da ilimle de çok net anlaşılmaktadır. Peki Descartes'in bu çözümlemesi ne işe mi yaradı? Bugün Hristiyan dünyası teslis inancını da aynı şekilde anlatıyor. Ağaca benzetebilirsiniz diyor. Bunun kökleri Tanrı, ağaç Hazreti İsa, haşa onun oğlu ve bunu sarıp sarmalayan her şey köklerle biraz yer değiştirmiş şekliyle yani metafizik kavramda kutsal ruhtur diyor. Öyleyse Descartes'in kuşkucu yaklaşımının en çok kuşku duyulması gereken insanın kendi hataları olmasını iptal ederek klasik bir felsefik hata yapılıyor. Önce dışarıya bakılmış oluyor. Amacın merkezine akıl konulduğu bu dönemlerde Descartes'in ardından Nicolas Malebranche'nin önemli bir çıkışıyla karşılaşıyoruz akılcılıkta. Descartes'ci konumun mantığı içinde mantıksal olarak ayrı iki töz olan zihin ve maddenin etkileşimlerinin söz konusu olamayacağını kabul ederek ar nedencilik olarak bilinen ilginç bir kuram geliştirir. Bu kurama göre ben ne zaman kolumu kaldırmaya karar verirsem Tanrı mucizevi bir şekilde buna müdahale ederek kolumun kalkmasına neden oluyordu. Bu bir açıklamadan çok zihinle beden arasındaki ilişkinin açıklanamaz bir gizem olduğunu kabul etmek anlamına gelmektedir diyense kitabımızın yazarı. Ama hakikat
daha önce Platon, Descartes, Aristoteles'in yapmış olduğu hataların altını çizen bu önemli isim, böylelikle zihinle beden arasındaki bir çatışmaya sebep olan bu akılcılık akımının töz ve madde arasında olarak insanda zaten varlığının sebebini incelememe konusunda eksik kalıyor. Töz, bu manada herkesin aradığı İslam düşüncesinde de cevher olarak geçen, yani madde neden hareket ediyor? İnsan öldükten sonra ondan ne gidiyor ki o bütün enerjisini kaybediyor? İslam'ın ruh dediği, İslam düşünce erbabının cevher dediği bu iç enerjiden bahsediyorlar töz derken felsefeciler. Ama işte bu isim, bu akılcılık anlayışıyla İnsanda var olan, maddede var olan bu enerjiyle töz ve madde olarak insanda bir varlık ikamesinin nasıl başladığını anlatmayı eksik bırakınca felsefede kalıtsal bir bakış açısı hatasına da imza atmış oluyor. Her ne kadar böyle bir imzası olsa da nihayetinde akılcıların yaptığı en önemli problemi beyan ederken kendisinden sonra gelecek olan akılcı felsefecilerin tabiri caizse aklını biraz karıştırmış oluyor. Tarih ilerledikçe akılcılar yeni tanımlamalar peşinde koşturmaya devam ediyorlar. Bu isimlerden bir tanesi Leibniz. Akıl doğruları ve olgu doğruları olarak iki sınıfa ayırmaya karar veriyor tüm doğru önermeleri. Bu sınıfları şöyle tanımlıyor. Akıl doğruları zorunlu olan ve karşıtları olanaksız olan doğruluklardır. Olgu doğruları ise olumsal olan ve karşıtları olanaklı olan doğruluklardır diyor. Bu ilke yalın olarak bir önermenin ancak onun karşıtı çelişki içeriyorsa doğru olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla bir şeye hem üçgen demek hem de onun üçkenarlı olduğunu reddetmek kendisiyle çelişecektir. Demek ki tüm üçgenler üçkenarlıdır, bir akıl doğrusudur bu diyor. Leibniz'in olumsal önermelerle ilgili görüşü daha kendine özgü ve biraz daha karışık elbette yazarın beyan ettiği gibi. Yazarın ifadelerine devam edelim çünkü bu karmaşa bizim için oldukça önemli. Leibniz, Spinoza'nın tüm zorunlulukçuluğundan ve kaçınmayı hedeflemiş ve kendi dizgisinde olumsal doğruluklara bir yer ayırmıştı. Ancak Leibniz, tüm doğru önermelerde yüklemin öznenin içinde yer aldığını öne süren ünlü öğretisini ortaya koyduğunda önemli bir sorun ortaya çıktığını görmüştüm. İşte şimdi burada şeylerin varlığının şeyden bağımsız olması kavramı ne yazık ki es geçilmişti. Aynen karpuz ve içi gibi. Karpuzun dışı yeşil ve sert. İçi oldukça farklı bir renkte, kırmızı ve oldukça solu. Öyleyse şeyler arasında şeyden bağımsız bir şeyin varlığı şeylerin kendisiyle rahatça anlaşılıyor. Yani bir şeyin şey olmadan da varlığının imkanı bizlere bir işaret olarak görülmeye başlıyor. Şeyler üzerindeki etkiyle görülebilecek iken bugün görülmesi istenmiş olansa salt bir akıl olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse bütün şeyleri şey yapan bir başka şeye şey denmemesi gerekiyor. İşte Leibniz bu açıklamasıyla bizlere aslında Tanrı varlığının arayışında aklın bir şey olduğunu unuttuğumuzu hatırlatmış oluyor. Akılcılık yolunun önemli isimlerinden birisi Hume. Akılcılarla karşı uzlaşmaz tavrını ortaya koyarak şöyle diyor. Hiçbir istisna kabul etmeyen genel bir önerme olarak şunu ileri sürmeyi göze alıyorum ki bilgisine hiçbir şekilde a priori yani deneyselliğe gerek duymadığımız özellikler akıl yürütmeye ulaşılamaz. Bunlar tümüyle deneyimden çıkarlar. Buradan çıkan sonuç insanın kavrama yetisinin hiçbir zaman bizi bir yanda mantık ve matematiğin bilgi verici olmayan totolojilerin ötesine götüremeyeceği gibi öte yandan deneyici gözlemlere dayanması gereken deneysel savların ötesine de götüremeyeceğidir. Anekdotunu düşüyor yazarımız. Doğru olan da bu zaten. Yekün bir iptidai ve tepkisel bir reddiye ile yola çıkılan bu durumda
Hume'un kullandığı şu ifadeler yeniden ele alındığında daha doğruyu bulmak için bizlere bir iz düşümü göstermekte. Şöyle diyor: belirli bir olay türü her zaman tüm durumlar için bir diğeriyle bir araya geliyorsa, nesnenin birine neden, diğerine etki diyoruz. Bunlar arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyoruz. Birinde var olan güç yanılmaz bir biçimde diğerini üretiyor. Olaylar arasındaki bu zorunlu bağlantı fikri, bu olayların sürekli bir arada olmalarından, sabit birlikteliğinden kaynaklanıyor. Benzer durumların yinelenmesinden sonra zihin bir olayın ortaya çıkmasıyla alışkanlık sonucu diğerinin olacağını beklentisine giriyor. Dolayısıyla diyor, zihnimizde duyduğumuz bu bağlantı zorunlu bağlantı fikrini oluşturduğumuz duygu ya da izlenimdir. Bundan ötesi söz konusu olamaz. Ancak burada bir şey unutuyoruz. Neden dediğimiz konu etkileri meydana getirirken etkilerin her ne kadar kendisi bir varlık üretimi olarak ortaya çıkıyor olsa da nedenin kendisi de bir varlıktır. Dolayısıyla beklentiler oluşurken bu sabit bir birliktelik değildir. Ve aynı zamanda bu söylem konu duygulara geldiğinde ne yazık ki tam bir karşılık ifade edemez. Örneğin sizin bir insanı neden sevdiğiniz sorusunun cevabının sonucunda gerçek bir etkileşim beklemek gerçekten aklın sınırlarını zorlayabilir. Ki aklın sınırları için Kant'ın kapısına gider akılcılar ve o da şöyle ifade eder akılcılıktaki yeni çıkmazı. Her değişim neden ve etkinin bağlantılı olması yasasına uygun olarak meydana gelir. Bu önerme diyor Kant, analitik değildir. Yani bir önceki felsefecinin üzerine onu kabul etmem diyerek devam ediyoruz yolculuğa felsefeciler arasından. Çünkü diyor değişim kavramı mantıksal olarak bir neden fikrini işaret etmez. Ancak yine de insan aklı tarafından kanıtlanabilecek evrensel ve zorunlu olan bir önermedir. Saf aklın eleştirisinin en önemli amaçlarından biri sentetiğe priori yargıların nasıl olanaklı olduğunu göstermektir. Yeni fiziksel dünyanın deneyici biçimde gözlemlenebilen nesneleri olduğunu öne süren Kant, algıdan ve bir algıdan olanaklı bir diğerine deneyici biçimde geçmeyi sağlayan algılardan başka bize gerçekten verilmiş bir şey, hiçbir şey yoktur diyor. Ancak Kant'ın bu bakış açısı işletmeler ve işletmecilik alanına geldiği zaman yeterli ve gerekli koşulları oluşturuyor olsa da böyle bir koşullandırma hücre teorisi ele alındığında baştan sona kadar bütün özelliğini kaybediyor. Çünkü her ne kadar felsefeciler sadece sözlerini edebi manada düşünce dünyamıza söylüyor olsalar da akılcı bir varlık anlayışıyla baktığımızda söylemin hücrelerimizde dahi görülebilir olmasını gerektirir. Halbuki embriyo ve zigot aşamasından geçmekte olan insanoğlunun yaratılışının hiçbir aşamasında hiçbir hücre göz olması gerekirken burnumuzun bir parçası haline dönüşmüyor. Öyleyse nedensellik ve etki konusunda Hume'un aksini söylemeye gayret eden Kant, burada ortaya koymuş olduğu analitik deneysel bakış açısında yine yaratıcıyı haşa taca çıkarmaya gayret etse de vuruş ne yazık ki yanlış bir yönde kendi kalesine yönelmiş oluyor. Tarihler 1920 ve 30'lu yıllara geldiği zamansa mantıkçı pozitivizm ve metafiziğin elenmesi bölümünde yazar, artık akılcılara bir söylem geliştirebilen yeni bir anlayışın varlığından bahsediyor ve şöyle ifade ediyor. Mantıkçı pozitivizm terimi 1920'li ve 30'lu yıllarda gelişen ve Viyana çevresi olarak bilinen filozofların, bilim adamlarının ve matematikçilerin oluşturduğu çevrenin ileri sürdüğü özgün görüşlere verilen yerleşmiş terimdir. Avrupa'da böyle bir grup oluşturulmuş. Dolayısıyla devam eder bir bölümden itibaren tanıyalım şimdi bu mantıkçı pozitivistlerimizi.
akılcılığın karşısına ürkütücü bir tehditle çıkmaktadırlar. Spinoza'nın töz hakkında, Leibniz'in monatlar hakkında veya Hegel'in mutlak hakkında ortaya koyduğu savlar nasıl doğrulanacaktır? Doğrulanabilirliğinin pozitivistler tarafından başlangıçta son derece keskin bir biçimde öne sürüldüğüne işaret etmekte fayda var. Bir önermenin doğrulanabilir olarak kabul edilmesi için onun doğruluğunu ya da yanlışlığını dolaysız bir biçimde ortaya koyan gözlem önermeleri olması gerekir. Bu yaşamsal sınavın gözlem önermeleri tarafından dolaysız olarak sınanabilme özelliğinin geleneksel akılcı kuramlar tarafından karşılanamadığı açıkça bellidir. Aslında savları ile ilgili gözlemsel sonuçlara geri gitmek bir yana, bazı akılcı filozoflar deneyici gözlemler için küçümseyici bir tavır sergilemişlerdir ve felsefi incelemenin duyulardan bağımsız olarak yürütülmesi konusunda ısrar etmişlerdir diyor. Ancak pozitivistler de ne yazık ki yeterli bir karşı çıkış sergileyemiyorlar. Olması gereken hakikati şöyle beyan etmemiz gerekiyor. Sınanmadan esas olan aslında gözlem değil, deneydir. O zaman deneylerin yetersiz olduğu durumlarda ne yapabilirsiniz? Zira kuramsal netlik ve temel meta beyanatı yoksa yaptığınız deney koşullarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmaz. Eğer elinizde D eşittir M bölü V gibi bilinmiş bir fizik formülü yoksa bir deneyi nasıl yapacağınızı bilememekle kalmaz. Aynı zamanda o deney yapsanız bile sonuçları neyle ele alacağınızı asla belirleyemezsiniz. Bir diğer taraftan pozitivizmin ölümünü hakkında yazar şu ifadeleri beyan ederken gerçekten böyle bir ölüm müdür bu, bir ona bakalım. Sonunda diyor birçok pozitivist, ilkenin olgusal bir sav değil bir tür tavsiye olduğunda birleşti. Ancak bu yönde atılan bir adım üstlendikleri rol deneyici olguları dile getirmese de önemli ve yararlı türde söylemlerin var olabileceğini kabul etmek demektir. Bugün birçok filozof her düşünce dizgisinin merkezinde deneyimle doğrudan sınanamayan temel ilkelerin ya da varsayımların olduğunu öne sürmektedir. Yani her dizgenin kendi metafiziği vardır diyor. Hatta bilim olmadan felsefe gerçekten boş kalır. Felsefe bilim mantığı olmaya doğru gitmelidir diyorlar. İşte bu kez de metafizik varlık ötesi olarak düşünülüyor insanoğlunun kavramsal aklı. Yanlış da olsa CERN'de aranan tanrı parçacığını oluşturanın ne olduğu sorusunun cevabını hala bulamamış ya da var olan bir cevabı kabul etmemişken bu anlamda pozitivistlerin bu bakış açısıyla sonlarının geldiğini iddia etmek de biraz yanlı olmaz mı? Efendim, tarihin uzun yolculuğu diye tabir ettikleri bölümünde akılcıların bütün söylemleri hakkında kısa özet kitapta genişletmek üzere beyanatları sunduk ama ne yazık ki tarihler 1969'a geldiğinde felsefecilerin yeniden en başa dönmek zorunda olduklarını yazarımızdan öğreniyoruz. Ve o şöyle diyor. Dil ve Felsefe adıyla 1969'da yayımlanan Bir Felsefe Denemeleri derlemesinde yayımcı Locke'tan beri bilgi hakkındaki deneyici geleneğin yaklaşımının yanlış, Leibniz'in akılcılık geleneğinin sağlıklı olduğunu öne süren yeni bir karşı devrimden söz ediyordu. Yani geldik mi şimdi en başa? Şöyle diyor. Bu tartışmanın modern dönemde yeniden canlanmasında önde gelen bir kişi Amerikalı filozof ve dil bilimci Noam Chomsky'dir. Chomsky'nin dilin edinilmesi kuramı için söylediği sözlerse oldukça önemli. Chomsky'nin çıkış noktası dilin edinilmesinde kabul görmüş olan deneyici modele yönelttiği saldırıdır. Bu görüşün önderliğini aynı düşündeki başkaları arasındaki davranışçı Skinner yapmıştı. Deneyciler dilin edinilmesinde bir tür uyarı tepkiye dayalı bir kuram önermişlerdi. Uygun duyusal uyarılar verildiğinde ve bunlar kuvvetlendirme teknikleriyle birleştiğinde bir sözcüğün sürekli tekrarlanmasından bahsediyorlardı. Halbuki olağan dil kullanımı bu anlamda
yaratıcıdır. Geleneksel akılcı dil bilim kuramı tarafından büyük ölçüde belirtildiği gibi. Chomsky'ye göre buradaki durum şudur. Belirli bir dilin verileriyle karşılaşan çocuk, yüzeydeki bu yapıyı doğuştan bilgisine sahip olduğu derin dil bilgisiyle eşlemektedir ve dolayısıyla söz konusu dildeki tümceleri yorumlayacak ve yeni tümceler üretecek tutarlı bir dil bilgisi modeli inşa etmeyi başarmaktadır. Bu noktada ise iş şuraya geliyor. Duyusal uyarıların sayısı ne kadar çok olursa olsun, bir kurbağa yavrusunu hiçbir zaman konuşmayı ya da satranç oynamayı öğrenemez. Demek ki ister akılcı ister deneyici olsun, duyarlı bir felsefecinin insanlarla kurbağa yavruları arasında doğuştan gelen veya genetik olarak belirlenmiş farklılıklar olduğunu kabul etmesi gerekir. Anlıyoruz ki işte akılcı dünyanın reddiyesi bu dil bilim kuramıyla basit bir şekilde çökmektedir. Ama ne yazık ki çöküş burayla kalmaz. Biraz daha devam eder. Bu devamın izlerini Kant'ta göreceğiz çünkü Kant ahlak metafiziğinin temellendirilmesi adlı eserinde bir ahlak yasası olarak geçerli olacak bir yasanın mutlak zorunluluk taşıması gerektiğini herkes kabul etmelidir der diyor yazar. Bir ahlak yasası tüm akıl sahibi varlıklar için geçerli olmalıdır ve bu ahlak yasasına bağlanmanın zemini insanın doğasında ya da içinde bulunduğu dünya koşullarında değil, yalnızca a priori olarak saf aklın kavramlarında aranmalıdır. Demek ki kuram nihayetinde en başa gelmiş oluyor. Zira salt aklın ahlaki bilinci hala izah edilememiş bir biçimde karşımızda duruyor. Sizin akılcılık olarak baktığınız yerde aklın ortaya koyacağı ahlaki bakış açısını netleştirmedikçe akılcılığın havada kaldığını fark eden Kant, bunun için herkesin aynı ahlaka sahip olması gerektiğini iddia ediyor. Dolayısıyla Kant pek de farkında olmadan felsefe dünyasında şeriat üzerine bir bakış gerekliliğini ifade etmiş oluyor. Efendim akılcılık konusunda yapılan çalışmalarda geldik tarih serüveninde otobüsümüzle 1990'lı yıllara. Biz bu yıllara geldiğimizde Popper'la karşılaşacağız. Popper ise şöyle diyecek kitapta yazarın beyan ettiği üzere. Deneyciliğin egemenliğini sürdüren doğrulanabilirlik dogmasını reddetmiş olan Popper, onun yerine yanlışlanabilirlik ilkesini önerdi. Gerçi Popper bu ilkeyi bir anlamlılık ölçütü olarak değil, gerçek bilimsel kuramları sözde bilimsel kuramlardan ayırt eden bir ayırma ilkesi olarak görüyordu. Ve yanlışlama mantığı tam anlamıyla tümden gelimli akıl yürütme cinsinden nitelendiriliyordu. Eğer bu tümden gelimciliği G.S. Mill'in tüme varımcılığıyla karşılaştırırsak diyor yazar, Popper'ı deneycilik kesimine dahil etmektense akılcılık kesimine dahil etmek daha uygun görünmektedir. İşte felsefede şu ana kadar yapılmış olan bu yüzlerce yıllık, binlerce yıllık temel hatadan biri de tam olarak burada karşımıza çıkar. Popper ise bunu ancak 90'lı yıllarda yine yanlış bir bakış açısıyla beyan etmiş olur. Zira mesele tümden gelim ya da tüme varım değildir. Arayış sebebimiz olan fiilde esas olan tümdür. Tüm ise tözden ayrıdır ve tüm yaratılmış olsun yahut olmasın içinde hem mikro hem de makroyu taşımaktadır. Dengeleri ayrıştırma gayretinin bir tarafı yalnızlaştırma gayreti olarak karşımıza çıkmaktadır ki nihayetinde hangi yöntemi kullanırsanız kullanın aslında aklınızın illüzyonist oyununa gelmiş olursunuz. Siz gelelim mi gidelim mi derken tözü ne olduğunu çözmeye çalışırken tümün sahibini görememenizi fiilsel bakış açısında insanı nesnelleştirme çalışması sonucunda elde edersiniz. Efendim kitabın sonuna doğru ifade şöyledir. Popper
gerçeğe ulaşmak çabasında bir anlamda doğrudan gözlemin ötesine giden zihnin yaratıcı gücüne inandığı ölçüde akılcılık geleneğine dahildir. Ancak bu tür yaratıcı sezgi sıçramalarının bilime gerçek bir katkı sayılabilmesi için ulaşılan sonuçların deneyici gözlemlerle karşılaştırılmaları ve deneyle sınanmaları gerektiğine inandığı ölçüde de bir deneycidir. Efendim, özüyle özetiyle anlıyoruz ki bindiğimiz otobüsle indiğimiz durak aynı. Halbuki bizler bir yerden bir yere gitmek için felsefeye ihtiyaç duyduğunu iddia eden Batı felsefesinin sokaklarında gezmekteydik. Hem aynı sokaktan gittik, hem de aynı sokaktan o dönüşü yapar gibi yapıp benzer bir sokaktan aynı durağa geri verdik. Zira aklın bir araç, töz ya da cevher dediğimiz unsurun yaratılmış olma gerekliliğini ucundan da olsa bazen söylemeye gayret etsek de nihayetinde Nuh Nuh'tur da peygamber değildir demeye getirdik. Sonuçta anladık ki akıl asliyetini akılcılık gibi bir balyozla parçalamaya kalktık. Baktık ki akıl oldukça sert, kalbin kapısını çalma vakti gelmiş. Henüz onu pek anlamamışız. Onu inşallah Doğu düşüncesi külliyatının derslerine geldiğimizde daha güzel anlıyor olacağız. Efendim, aklınızı bütün güzellik ve hayır işlerinde kullanmanız dileğiyle kalın sağlıcakla.